bölümünde Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Erdoğan konuğumuz olacak. Kendisiyle yapay zekanın yaşamımız üzerine etkilerini konuşacağız. Ve programın ikinci bölümünde çocuk ortopedi uzmanı Doçent Doktor Barış Görgün konuğumuz olacak. Kendisiyle beyin hasarı nedeniyle kas ve hareket sisteminin etkilendiği, belirtileri bebeklik ve çocukluk çağında görülmeye başlayan bir rahatsızlık olan serebral palsiyi konuşuyor olacağız. Hazırsanız ailece başlıyor. Evet, ilk konuğumuzu ağırlama zamanı Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Barış Erdoğan telefon attığımızda. Merhaba hocam. Merhabalar. Gündemden neredeyse çok uzun süredir hiç düşmeyen bir konu yapay zeka. Gelişimiyle insanoğlunu hem umutlandıran hem de sonsuz kabuslara boğabilecek bir potansiyeli olan bir konu. Bilim kurgunun ve komplo teorisyenlerinin de çok sevdiği, üzerine işlemeyi çok sevdiği bir konu. Ama biz daha işin bilim tarafındayız tabii ki. Yapay zeka öncelikle bir nedir, tanımlayalım hocam. Yani yapay zeka tabanlı uygulamalar ve dijital asistanlar diyoruz. Bunlar öyle mi diyoruz? Peki. Bir takım verileri işleyip insansı davranışlarla, tabii ki duygulardan uzak olarak, tamamen teknik olarak bizlere sunan bir takım yazılımlar aslında baktığımızda. Yapay zeka, peki bu yazılım nasıl olup da doğal olan insan zekasıyla, insan beyniyle kıyaslanır oldu ve o fonksiyonların büyük bir kısmını bugün yerine getirebilir oldu, hatta yaratıcılık dahil? Ya aslında baktığımızda yapay zeka ile insan zekası arasındaki tabii ki önemli farklılıklar var. Tabii ama ki. Yapay zekanın en önemli avantajı çok hızlı bir şekilde, yani insan beyninden çok daha hızlı bir şekilde, en azından bilebildiğimiz kadarıyla, veriyi toplayıp işleyebilmesi. Yani aynı anda milyonlarca veriyi çeşitli şekillerde çekip bunları toplayıp sınıflandırıp işleyebilme kabiliyeti var. Sonuçta bu yapay zekayı da yine yapan bir insan zekası. Bunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Şimdi yapay olan bir şey için insani terimler kullanmak ne kadar doğru, ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Mesela iyi ve kötü aslında daha sübjektif ve insana göre kavramlar, değil mi? Yani yapay zekanın bu bağlamda iyi veya kötü olma potansiyelinden bahsetmek mümkün müdür? Şimdi yapay zekalarda aslında iyilik ya da kötülük diye bir kavram onlarda yok. Çünkü yapay zeka, yani şunu hiçbir zaman unutmayalım bir kere. Yapay zekanın bir algoritma var. Bu algoritmayı yazan yine bir insan ya da bir insan grubu. Yani burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Demek ki bunu yapanlar, bunların sahipleri her kimse, onların zevkleri, düşünceleri, siyasi duruşları vesaireye göre bunlar aslında bir şekilde hareket ediyorlar, bizleri yönlendiriyorlar. Yani yapay zeka böyle saf, masum, işte bir takım ahlaki değerleri olan bir şey, bir varlık değil. Onları sahipleri, onları yapanlar her kimse, onlar nasıl yazdıysa o algoritmayı, ona göre hareket ediyorlar ve davranış sergiliyorlar. Bu işin birinci tarafı. Demek ki bir kere buna karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. Mesela şu anda mesela çok konuşulan bir konu vardır, yapay zekalarda erillik diye. Ne demek istiyorum bunda? Yapay zekaları yazan insanların çoğu, yazılımcıların çoğu erkek oldukları için erkek zihninin, erkeklerin düşünce biçimine göre o yapay zekaları yönlendiriyorlar. Ama diğer taraftan da işte yapay zeka robotlarını gördüğümüzde çoğunlukla da kadınsı karakterler olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu yapay zekalar baktığımızda bizlere kendi istekleri ve zevklerine göre yönlendirme kapasitelerine sahipler. Yani işte bunları bazen filtre baloncuğu diyoruz. Yani bizi belli bir bilginin içine sokabiliyorlar. Ve biz zannediyoruz ki bütün dünya, çünkü düşünsenize
yazılı karşılıklı chat yapıyorsunuz, görüşme yapıyorsunuz yapay zeka ile. Bir takım bilgiler veriyor. Telefonunuzda, bilgisayarınızda işte bir takım asistan bilgiler istiyorsunuz. İşte nerede iyi alışveriş yapılabilir, hangi yemekler yenilebilir vesaire ya da hangi haberleri görmek istiyorsunuz. Size bir paket gönderiyor. Sürekli benzer paketleri gönderip gönderdikçe, işte bunu bir filtre baloncuğu diyoruz. Daha sonra bütün dünyayı siz bundan ibaret zannedebilirsiniz. Bunlar çok yapay zekaların tehlikeli olduğu boyutlar. Şimdi hocam tam burada size destekleyecek bir örnek vereceğim mümkünse. Buyurun. Şimdi diyelim iki siyasi görüş var. A siyasi görüşü ve B siyasi görüşü. Bu iki taraftar da birbirini dünyayı bilmezlikle, okumazlıkla akletmemekte suçluyor diye düşünelim. Ki genelde dünyada böyledir. Nasıl olup da hiç mi gazete okumuyorsun? Hiç mi haberleri takip etmiyorsun? Nasıl bu adayı desteklersin diye soruluyor. Oysa ki aslında algoritmalar vesilesiyle, yapay zeka ile gerçekten de herkes internette aslında diğer adayı değil, kendi adayını, kendi siyasi görüşünü destekleyen şeyleri dinleyip bir yankı odasının içinde kayıp mı oluyor acaba? Aynen dediğiniz gibi oluyor. Yani hepimiz kendi küçük gettolarımızın içine, bu yapay zekaların oluşturduğu gettoların içinde kalıyoruz. Bunların bir kısmı yönlendiriliyor da işte bu geçmiş yıllarda işte bir Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine yapay zekalar aracılığıyla, yani sosyal medya üzerinden yapay zekalar aracılığıyla müdahale edildiğinden de konuşuldu çok, biliyorsunuz. Yani şeylere, takipçilere onları yönlendirecek bir takım bilgileri veriyorlar. Burada bakalım, çok dikkat edin. Bunlar çok incelikli çalışıyorlar. Yaptıkları iş bir sansür görünüşte değil. Bilgiyi silmiyorlar. Hı-hı. Bilgiyi yasaklamıyorlar. Ama bilgiyi görünmez hale getiriyorlar. Örtüyorlar. Çok gerilere atıyorlar. Hı-hı. Bu sayede de kendi zevkleri, görüşleri, bakın illa siyasi olması şart değil. Burada ticari de olabilir. Bir dünya görüşünü, bir ideolojiyi, yaşam biçimini, yaşam tarzını insanlara dikte etmek, yönlendirmek yönünde de olabilir bütün bunlar. Yönünde de olabilir. Ticaret yapmak için verilerimizi topluyor ve bunları siyasetçinin eline sunuyor da olabilirler, değil mi? Her türlü olabilir. Bakın bunların birçoğu, özellikle baktığımızda bu sosyal medya üzerinden uygulamaların çoğunun ücretsiz olduğunu ya da çok ucuz olduğunu görüyoruz. Yani hani derler ya, bedava peynir fare kapanında olur. Doğru. Yani bize bu bilgileri hizmetleri niye bedavaya sunuyorlar? Mesela bunları düşünmemiz gerekiyor. Demek ki bunun arkasında bir takım ticari amaçlar ya da bir takım siyasi işte amaçlar olma ihtimali çok yüksek. Hemen burada şeyi sormak istiyorum. Bu uygulamalardan, son dönem popüler olan uygulamalardan bir kısmı yapay zekanın görsel işleme yönünü kullanıyor. Ve bizi gençleştiriyor, yaşlandırıyor, saçımızı uzatıyor, makyaj yapıyor bize. Bunlara tabii ki resmimizi yüklüyoruz biz. Bu uygulamaları resmimizi yüklemek bizi ileride zor durumda bırakabilir mi mesela? Ya bir, resimlerinizi, fotoğraflarınızı yükleyerek aslında bir yanıyla büyük bir şey topluyorlar, veri topluyorlar. Zaten gönül artık eskiden bilgiyi gider istihbaratçılar toplardı. Hı hı. Şimdi biz onlara gönüllü olarak veriyoruz. Hani işin bir kısmı bu var. İkincisi, bütün insan yüzleri hakkında veri topluyorlar. Ama orada daha da önemli bir şey var bence. Hani yapay zeka, bu kendimizi yapay zeka ile işte fotoğraflarımızı da güzelleştiriyoruz. Dediğiniz gibi saçımızla, gözümüzle oynuyoruz. Ama bir süre sonra insanlar o yapay zeka tarafından oluşturulmuş fotoğraflara bakıp kendileri de onun benzerlerinden olmaya çalışıyorlar. Bu sefer de işte hani güzellik endüstrisi dediğimiz, hı hı, bir endüstrinin ortaya çıkmasına, işte bakın geçmiş yıllara göre insanlar çok daha fazla botoks, çok daha fazla estetik ameliyatlara para harcıyorlar ve sürekli harcıyorlar. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi bu yapay zeka ile ya da uygulamalar aracılığıyla oluşturulmuş kendi imajlarına önce bakıyorlar. İmajı beğeniyor ama gerçek hayatta öyle değil. Sonuçta biz gerçek hayatın içinde yaşıyoruz. Yani siz işte fotoğrafınızı koyuyorsunuz iş yerinizde ya da diğer yerlerde, arkadaşlarınız, çevreniz bakıyor. Aa, ne güzel bir insanmış falan, işte gözü çok güzelmiş işte falan diyor. Benzerine olmaya çalışıyorsunuz bu sefer de. Yani kendi yaptığınızın baskısı altında kalıyorsunuz. Bunlar yapay zekalar diğer tüketim sektörlerinin de gelişmesine vesile oluyor tabii ki.
Ama burada yapay zekalarla ilgili belki de söylemek gereken en önemli sorunlardan bir tanesi, yapay zekalar artık insanların arkadaşı haline geldi. Burada çok tehlikeli boyutlar var. Günümüz insanı aslında yalnız bir insan. Bakın İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruldu. Yalnızlık insanı öldürüyor. Birçok hastalığın esas nedenleri haline gelmeye başladı. Bu nedenle de çünkü şehir hayatında bu hayatın hızlı akışı, hızlı temposu insanları yalnızlaştırıyor. Ne yapıyor bu sefer insanlar? İnternet üzerinden, işte bu uygulamalar üzerinden geçmiş dönemlerde bir takım uygulamalarda işte arkadaşlar buluyor. Kendilerine sosyal bir çevre yaratmaya çalışıyor. Covid döneminde bunu daha da fazla yaşadık. Çünkü evlerimize kapanmıştık. Bir anda bu yapay zeka demeyeyim de ilk önce internet üzerinden arkadaşlar, yani gerçek insanlarla arkadaşlık iletişime geçmeye başlamıştık. Şimdi ise yepyeni bir sürecin içine girmeye başladık. Sanal dünyanın içinde sanal varlıklarla arkadaş olmak. Ne demek istiyorum? İnsansı tavırlar sergileyen, bir insan gibi sesi olan, konuşan, size cevap veren yapay zekalarla insanlar sohbet etmeye, dostluklar, tırnak içinde söylüyorum, dostluklar geliştirmeye başladılar. Bunlar belki kısa dönemli insanlar için iyi olabilir, rahatlama nedeni olabilir. Ama uzun vadede ki bunlar da gitgide gelişiyor. İşte geçtiğimiz günlerde mesela çok popüler olan Sophia gibi mesela insan benzeri tepkiler veren bir robot falan çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Bunlarla iletişime geçtiğiniz zaman ilk aşamada rahatlama sağlayabilir ama uzun vadede çok tehlikeli. Niye tehlikeli diyeceksiniz? Çünkü biz insani görüşmelerde aslında baktığımızda birbirlerimizin mimikleri vardır. Birbirimizin kokusu vardır, duruşu vardır. Bunlar da etkileşimin bir parçasıdır. Halbuki bir robotla iletişime geçtiğinizde, bir yapay zeka ile iletişime geçtiğinizde empati duygunuzu yavaş yavaş kaybetmeye başlarsınız. Yani Bu gerçekle işin ilişkimiz bozuluyor diyorsunuz. ilişkileri bozuluyor. Daha dış gerçek hayata yönelik de bozulacak. Çünkü bu tip ilişkilerin içinde alışmaya başladığınız zaman mesela gerçek dünyada ilişkilerimizde çevrenin yani sosyal bir denetim vardır. Kendimizi beğendirmeye çalışırız. Bir izlenim yaymaya çalışırız. İzlenim yayma zorunluluğumuz vardır. Ne yaparız? En başta mesela üstümüze başımıza dikkat ederiz, saçımıza dikkat ederiz, işte kıyafetimize dikkat ederiz, hijyenimize, temizliğimize dikkat ederiz birisiyle bir ilişki, bir arkadaşımızla, bir dostumuzla ilişkiye geçerken. Konuşmamıza dikkat ederiz, kelimelerimizi tartarız, duruma göre işte kelimeler seçeriz. Görüşmemizde aslında bir ilişkide bir sorumluluk vardır. Ama yapay ve bunların hepsi aslında bir toplumun kültürel değerlerini, devamlılığını, insani ilişkileri besleyen şeylerdir. Ama düşünsenize hiçbir duygusu olmayan bir yapay zeka ile ilişkiye girdiğinizde telefonunuz aracılığıyla ya da işte bilgisayarınız aracılığıyla onunla istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. İster kaba olabilirsiniz, ister nazik olabilirsiniz, isterseniz böyle küfür edebilirsiniz. İlişkiyi bozmaz bu. Hatta onun nasıl tavır alacağını algoritma üzerinden siz tercih edebilirsiniz. Bu bir robot olsa isterseniz ona çarparsınız, vurursunuz. Bunların hiçbirisi onunla olan ilişkinizi uzun vadede bozmaz. Ama bunlar gitgide bir alışkanlık ve bağımlılık haline geldikçe bu yapay zeka ile ilişki içinde olan insanlar daha sonra toplumsal hayatın içinde asosyalleşecek, davranış bozuklukları sergileyecek. Çünkü alışkanlıkları farklılaşmaya başlayacak. Bakın bununla ilgili olarak önce bir film vardı. Belki John Hör Hurt'un mü? metrajlı filmi Her. Tam da ondan bahsetmek Evet, istiyordum. ben de Türkçe'de söyleyecektim onu. bazı yerlerde aşk diye de çevrildi yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu filmde ne vardı? Hani dinleyicilerimiz için kısaca bir tekrar Lütfen. hatırlatayım. Yalnızlık ve yaratıcılık sıkıntısı çeken bir yazar vardı. Theodor isminde. Sadece sesten ibaret olan Samantha isimli bir yapay zeka ile sohbete başlıyor. Zamanla bu sohbet derinleşiyor. Neredeyse bir aşka dönüşüyor. Aslında duygusal açıdan çok tatmin edici bir ilişki. Ta ki Samantha sohbetlerinin bir anında diyor ki benim ay 641 sevgilim daha var. 8341 kişiyle de aynı anda flörtleşiyorum. Eyvah. İtirafta bulunuyor.
Eyvah, tam da dediğiniz gibi. Bakın biz insan olarak kendimizi karşımızdakinin yanında biricik hissetmek isteriz. Onun için onun önemlisi olmak isteriz. Ama Theodor işte tam da dizi filmde olduğu gibi bir anda değersizlik duygusu yaşıyor. Ama öyle bir durum var ki Samantha'yı da yine de bırakamıyor çünkü yalnız. Yani günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından bir tanesi yalnızlık. Bu yapay zekalarda ya da yapay zekalı işte insani uygulamalarda bizim bu açığımızı değerlendiriyorlar. Ve bu görüşmeler sırasında bakın yapay zekayla chatler yapan bir sürü insanlar artık duymaya başlıyoruz, görüyoruz. Bir sürü duygularımızı, bilgilerimizi, mahremimizi, düşüncelerimizi korkusuzca açıklıyoruz. Sonuçta karşıdaki bir tane yapay zeka diyoruz. Ama hı hı. Basit bir yapay zeka değil. Nasıl Samantha 641 sevgilisi varsa o Samantha'nın yazılımını yapan bir grup var, bir şirket var. O sizin bütün bilgilerinizi topluyor. Aslında bütün benliğinizi ele geçiriyor aynı zamanda. Bunda ne olur diyebilirsiniz. Ben basit bir insanım. Ama sizin gibi basit insanlar, tırnak içinde söylüyorum tabii bunu. Hı hı. Bunların bilgilerini toplayıp o toplumun ruhu hakkında, o toplumun davranışları hakkında inanılmaz bir bilgi toplanıp daha sonra da o toplumun yönetilebilir, o toplumun işte ticari olarak en uygun ürünler onlara sunulabilir. İyi tarafları da var. Hani iyi taraflarını tamamen şey yapmıyorum, göz ardı etmiyorum. Hayatımızı kolaylaştırıcı yanları bu tip yapay zekaların. Ama tehlikeli boyutlarını ilk önce konuşalım, bilelim. Olumlu yanlarına da bakarız tabii ki. Olumlu yanları tabii ki var. İşte mesela en basit yapay zeka olarak kullandığımız nedir? Yani GPS uygulamaları var. Yani hı-hı. Yolda giderken artık çok faydalı. Kimseye artık soru sormuyoruz. Eskiden tabii haritalar açılırdı uzun yollara çıkıldığını hatırlarsanız. Şimdi kimse böyle harita açıp harita uzmanı falan değil hiçbirimiz. İşte bir yolu ararken hemen ona danışıyoruz. Ya da bir yabancı dil öğrenmeye çalıştığımız. Eskiden ne kadar zordu bir yabancı dil öğrenmek. Şimdi yapay zekalar size o ana dilin sahibiymiş gibi telaffuzunuzu düzeltecek kadar bilgi sunabiliyor. Tabii sayılamayacak yani kadar faydası var. Yani tartışılacak gibi kadar değil orası. Bilgiyi demokratikleştiriyor. İşte çok uzaklarda hiç kimseyle görüşemeyeceğiniz akrabalarınızla size yakınlık sağlayabiliyor. Vesaire vesaire. Bunları hiçbir zaman unutmayalım. Ama tehlikeli boyutlarının da farkına varalım. Tedbirli olalım. Bu kısmı çok önemli. Bu arada şimdi siz yapay zeka ile arkadaşlık yani algoritma ile arkadaşlıktan bahsettiniz. Ben bir uç boyutunu da söyleyeyim. Teknofobik bir dizi var, Black Mirror diye, belki siz de seyretmişsinizdir, popüler evet bir dizi. O dizide de bir bölüm vardı. Hani bilim kurgu görünüyor şu anda ama biliyorsunuz deepfake teknolojisiyle şu anda devlet başkanlarına rap müzik söyletilebiliyor rahatlıkla. Ve ciddi, inandırıcı görünüyor. Şimdi düşünün ki benim babam için bu söz konusu değil çünkü o internetten çok önce doğmuş biri ve ilgisi olmamış bu işle. Ama benim çocuğum için mesela benim içerik de üreten biriyim. Yüzlerce video var. Kendi yaptığım, kendi sesimle, kendi görüntümle. Kaldı ki bir tanesi bile yetiyor. İleride ben vefat ettikten sonra çocuğum bana bağımlı olup mesela ona fikri mülkiyet gibi benim sanal kopyam satılabilir mi? Satılabilir. Yani etik yönü halledilebilirse bu ürün olarak pazarlanabilecek bir şey. Burada çok ciddi bir tehlike yok mu hocam? Yani şu anda öngöremeyeceğimiz o kadar çok tehlike var ki. Ama bir yanıyla da şöyle de düşünelim. Yani çok tehlikeli. Artık gerçek ve sanal birbirine karışmış. Çok. Ama yani teknolojiden de korkmamak da gerekiyor bir yanıyla. Çünkü hani İlk radyo çıktığında da, televizyon çıktığında da, işte 80'li yıllarda şey yapılan tartışmalarda da, işte bu televizyon ne kadar tehlikeli olabilir. İlk internet çıktığında da, cep telefonu çıktığında da, biz hep işte bireyin son karesi çöktü, işte şunu da yapamayacağız, artık dünya çok felakete gidiyor, bütün insan ilişkiler öldü, bitti falan gibi tartışmaların da içindeydik. Hani bunu da unutmamak gerekiyor. Her yenilik çıktığında ilk zaman bir korkuyoruz ne olacak diye ama sonra alışıyoruz. O bahsettiğimiz gerçekle sanalın karışımı da baktığımızda şu anda bugünün dünyasından hı-hı baktığımızda çok tehlikeli gibi görülüyor. Ama zaman içinde insanoğlu
şöyle bir şey var. Yeniliklere bir şekilde uyum sağlıyor. Yani biraz kendisi değişiyor. Biraz da işte o teknolojiyi değiştiriyor. Bir orta yol bir şekilde bulunuyor. Yani bugün bizim hani hafızamızın almayacağı kadar muhtemelen değişiklikler olacak. O Black Mirror dizisinde gördüklerimizin büyük çoğunluğu muhtemelen çok yakın bir zamanda gerçek olacak ya da bir yerlerde zaten yapılmaya başlandı bile. İzlerken oluyor zaten bir anlamda artık, evet. O kadar hızlandı ki eş zamanlı olarak oluyor. Hani sadece teknolojinin dezavantajlarından bahsetmiyorum ama bu post truth dediğimiz çağda, yani gerçek sonrası çağında işte bir devlet başkanının uyduruyorum yaptığı bir açıklama, yapabileceği bir açıklama ciddi anlamda ülkeler arasında kriz doğurabilir. Ya, gerçekle ilişkimizin bozulması çok tehlikeli bir şey. Asıl tehlike sanıyorum burada. Evet, bu çok tehlikeli. Doğru diyorsunuz. Ama bu bir süre sonra şöyle bir şey olacak. Yani hani biz bunu ilk gören, ilk karşılaşan nesiniz ya. Hı hı. Hani biz hep gerçeğe alışmışız. Dediğiniz gibi bir devlet başkanı rap müzik söylediğini gördüğüm zaman biz hemen inanmaya meyilliyiz. Çünkü biz hep gerçek olan verilerle karşılaştık. Ya biz kötü adamı... Ama bir sonraki nesil için bunlar bir oyuna da dönüşebilir. Şimdi Baudrillard yıllar önce şey demişti, yani onun sözü yanlış hatırlamıyorsam, yap ina döneminde yaşıyoruz. Yap ina. Yani evet, yap ve ina. Yani bunu da ta 1980'lerde televizyon dizileri için falan söylemişti. Televizyon dizilerindeki karakterlerin gerçek hayatta var olduğuna inanıyorduk. Evet. Yani işte bir televizyon dizisinde hatırlarsanız bir karakter öldüğünde arkasından Mevlüt bile okutuldu yani. Kötü adamı yani, dövmeye çalışırlar falan. Öyle bir dönem ya yaşadık, gördük. Döverler işte, Erol Taş falan anlatırdı öyle eski, anlatırdı eski anılarında falan. Şimdi insanlar yaptıklarına artık inanmaya başladılar. Hani biraz önce konuşmamızın en başında söylediğimiz şey vardı yani, yüz güzelliğini ya da bedeninde oynamalar yapıyordu işte bir takım uygulamalar aracıyla. Önce yaptığına inanıyor. Aa, ben böyle biriyim diyor. Sonra o inandığını gerçek hale getirmek için gidiyor işte estetik cerrahiye vesaire gidiyor. Ama öncelikle yaptığına bir inanma dönemi var. Yani bu bir yanıyla çok tehlikeli dediğiniz gibi. Ama bir yanıyla da belki işte bir nesil sonra bunların hepsi insanlara bir oyun gibi gelecek. Yani bir devlet başkanını ya da kendisini ekranda bir videosunu gördüğünde ya da bir sesini gördüğünde ya bu böyle bir şey diyecek. Yani gerçek onu çok dikkate belki de almayacak. Burada şöyle bir bu sefer tehlike devreye giriyor. Diyeceksiniz ki artık deepfake teknolojisi var ve zaten böyle bir şey demiş olamaz. Ben inanıyorum bu başkana. Böyle bir şey demiş olamaz. Fakat işte bu yalancı çoban hikayesi var ya. Bir noktadan sonra da eğer bizim elimizde bunu doğrulayacak teknolojik imkanlar yoksa bu sefer bir nihilizm noktası olabilir mi? Yani zaten kimsenin söylediğine inanılmaz. Gerçeğe de inanmamaya götürebilir bizi bu diye düşünüyorum. Gerçek soru zaten şu. Gerçek ne diye dönüşecek muhtemelen bir süre sonra. Çok doğru. Ama şunu da hiç unutmayalım. Yani bir yandan da hani hırsız polis hikayesi vardır ya. Hani hırsızlar bir şey geliştirirler, bir teknoloji geliştirirler. İşte polis de sonra onun peşinden gider, onu bulur işte. Ya da işte hırsızlar kapı kilidi açma yöntemi bulurlar. Biz de ona uygun yeni bir kapı kilidi geliştiririz. Doğru. Bunlar gibi muhtemelen de işte bu fake teknolojiler geliştikçe bu fake'leri de çözümleyecek ya da bunların fake olduğunu ortaya çıkaracak bir takım kontrol teknolojileri de istemez gelişecektir. Yani hem ülkeler kendi güvenlikleri için hem şirketler kendi güvenlikleri için ya da bireylerden gelen taleplerle muhtemelen bu yönde de bir gelişme olacak. Yani bu kadar kendi başına bu bırakılmayacak muhtemelen. Şimdi tabii beni bağışlayın, ben sürekli teknolojinin negatif kısmından bahseder pozisyondayım. Çünkü hani ben de burada şeytanın avukatını oynuyorum. Bundan kaygılanan kişilerin sesleri olarak bunları söylüyorum. Yoksa ben de tabii ki teknolojinin sonsuz faydalarının farkında olan ve bunları kullanan biriyim. İşin gerçek tarafı. Peki hocam, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz şeyler için sözü size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu teknolojiler evet çok tehlikeli yanları var. Söylemek istediğim, yani bilinçli bir şekilde bunlara yanaşalım. Bir de şunu hiçbir zaman unutmayalım. Gerçek dost gerçek insandan olur. Çok sosyal güzel. İlişkilerimizi geliştirmeye çalışalım. Çevremizdeki insanlara değer verelim. Ve barıştan yana olalım. Bu Filistin'de son günlerde yaşanan olayları da üzüntüyle izliyoruz.
Orada öğrenlere de buradan sanki rahmet Rahmet diliyorum. dileyelim. Bir an önce barışın gelmesini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Görüşmek dileğiyle.